Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi bu güzel Muğla sabahında bu güzel kentimizden saygıyla selamlıyorum. Ve bizleri televizyonları başında izleyen tüm vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak tüm partimiz adına ve bu toplantıdaki 81 il başkanımız adına bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. 81 il başkanımız biraz önce Sayın Ensar Aytekin'in örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımızın da ifade ettiği gibi bugün üçüncü günü olan bir kampta, bir iktidar hazırlık toplantısında. İl başkanları toplantılarını düzenli aralıklarla yapıyoruz, hatta sıkça yapıyoruz. Genelde de Ankara'da yapıyoruz. Ancak İstanbul'dan sonra bugün Muğla'da ve önümüzdeki dönemlerde farklı illerimizde, farklı coğrafyalarda, farklı bölgelerde, 7 bölgede bu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz ve Türkiye'ye, Türkiye'nin dört bir yanından, 7 bölgesinden sesimizi duyuracağız. Bundan 2 gün önce Çanakkale'deydim. 21 il belediye başkanımız, büyükşehir olmayan il belediye başkanlarımızın toplantısındaydık. O toplantının açılış konuşmasında da ifade ettim. Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni kıyılara sıkışmakla, sadece sahil şeridinin partisi olmakla, Ankara'nın doğusuna, Sivas'ın doğusuna geçememekle suçlayanlar kendilerine övünç dolu bir coğrafi alan tanımlıyorlardı. O gün şu konuya dikkati çektik. Cumhuriyet Halk Partisi 7 bölgede il belediye başkanı olan tek parti. İçinde Muğla'nın da bulunduğu, Balıkesir'in de 3 ilçesinin bulunduğu, tümüyle 8 Balıkesir dahil 9 ilde il belediye başkanlıkları ve büyükşehir belediye başkanlıkları sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne aittir. Sırf böyle olunca Türkiye'nin 7 bölgesinde başka hiçbir partinin tek başına, hiçbir partinin 7 bölgede de il belediye başkanlığı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi artık sahillerin, kıyıların değil, 7 bölgenin, 81 ilin, 973 ilçenin birinci partisidir. Bu seçimlerde 413 belediyemizle seçim sonrasında, şu anda 413 belediyemizle Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Kimi yerde bütün belediye meclis üyelerinin bizde olduğu, kimi yerde tüm ilçelerin ya da bir iki eksiğiyle coğrafyanın %95'ine Muğla gibi hizmet ettiğimiz çok önemli bir 31 Mart seçim başarısından hep birlikte çıktık. Tabii bu bir süreç. 11 ay önce hep birlikte kurultayımızı yaptık. 11 ay önce 5 Kasım kurultayından çıkınca kurultay sabaha karşı 4'te bitmişti. 81 il başkanımızla sabah 9'da kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantıda parti içindeki yarışın demokratik bir şekilde sonuçlandığını, bundan sonra hep birlikte önümüze bakacağımızı, bizimle birlikte kurultay sürecinin öncesinde olmuş bir belediye başkanıyla, karşımızda olmuş belediye bir il başkanıyla, karşımızda olmuş bir il başkanının bizim açımızdan hiçbir farkının olmadığını, hatta o günlerde şimdiki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız il başkanımızdı. Ferdi Zeyre'ye ne kadar yakınsam kurultayda karşımızda pozisyon almış her il başkanına en az o kadar yakın olacağımı ifade etmiştim. O günkü bu yaklaşımımı siz alkışlarınızla desteklediniz. Biz o salona belki ortadan ikiye bölünmüş bir şekilde o kurultaya girdik ama sabah kahvaltısından hep birlikte çıktık. O günden bugüne kadar da ne bizden size ne sizden bize bu konuya halel getirecek, bu konuyu beklentilerin dışında bir farklı şekilde ifade edebileceğimiz hiçbir olay olmadı. Ben hem il başkanlarımdan hem ilçe başkanlarımdan bütün örgütümden bu konuda razıyım. Ve o günden bugüne
bir şeyi görüyorum. Bir parti iktidar olacaksa önce örgütü inanacak. Örgüt inanacaksa ilçede ilçe başkanı, ilde il başkanı inanacak ve onun tutumu, davranışı iktidara uygun olacak. Ben karşımda yarın olursa yarın, mümkünse hemen yarın karalansın, 60 gün sonra biz dünden razıyız, bugünden hazırız iktidar olmaya ve bir seçime. Ama gelecek senenin Kasım ayını bir tarih olarak ortaya koyduk. Erdoğan'a eğer bir gün erken seçim yapalım, gelin destek verin, hep birlikte seçimleri öne alalım, ben de aday olayım diyeceksen onun son tarihi gelecek sene Kasım'dır dedik. Yani tartışmalı 5 yıllık görev süresinin tam 2,5. yılı, tam ortasında eğer kendisine güveniyorsa 2,5 yıl bizden, 2,5 yıl ondan, tam ortasında millet buna bir daha karar versin dedik. O konuda hiçbir şey duymuyoruz. O konuda sürekli 5 yıllık seçimsiz bir dönem söylemleri duyuyoruz ki zaten 1,5 yılı geçti diyecekse 3,5 yıllık demesi lazım. Ve o konuda hep şu beklentiyi görüyoruz. Aman CHP aday tartışmalarına girsin. Örneğin Sayın Erdoğan seneye Kasım'da erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir. Ve YSK'nın kararına göre bile eğer bu ikinci dönemi ve eğer bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. O zaman madem ki erken seçimden kaçıyor, bir adaya ihtiyacı var demektir. Millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek çok adayı olabileceğini, ön plandaki başarılı büyükşehir belediye başkanları başta olmak üzere birçok ifadeler kullanılıyor. Biz Ekrem Başkanımızla Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz ama ikisinin de ortak ifadesi şu: bu bir tuzak. Bizi erkenden bir aday tartışmasına çekmek, Türkiye'nin gündemini örtmek ve kendi içlerindeki çatlakları, çaresizlikleri gizlemek istiyorlar. Bizim bir aday sorunumuz yok. Günü gelince sadece genel başkan değil, sadece parti meclisi değil, sadece milletvekili grubu değil, bütün üyelerimizle belki onu da aşan bir şekilde oturur adayın kim olacağına hep birlikte karar veririz. En doğru adayı belirleriz ve bu Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntılardan biz kurtarırız. Bu konuda biz kendimize de birbirimize de güveniyoruz. Peki AK Parti'nin adayı kim? Erdoğan kaçıyorsa gelecek sene Ekim'de Kasım'da gelip de bizimle, bizim belirleyeceğimiz ve seçimi kazanacak, arkasında hep beraber duracağımız adayımın karşısına geçemiyorsa, adayımızın karşısına geçemiyorsa, yani ben hazırım, iddialıyım, varım, hadi bakalım Cumhuriyet Halk Partisi diyemiyorsa ona bir aday lazım. Kimi yapacak? Damadı mı yapacak? Öyle bir beklenti var. Öyle konuşuluyordu eskiden. Peki Ali Yerlikaya olmaz mı? Süleyman Soylu ile Ali Yerlikaya arasındaki çelişkiler, birbirinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmeklerden mi korkuyor? O zaman bir başka aday mı mümkün? Kimi söyleyecekler? Kimi? Bir bunu duysun Türkiye bakalım. Bugüne kadar bütün televizyonlar konuşuyor. CHP'nin adayı kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili. Peki AK Parti'nin adayı kim? Madem ki erken seçimden kaçıyorsunuz, AK Parti kimi çıkaracak bizim karşımıza? Bu 22 yıllık, o zaman için 24 yıllık enkazın altına kimi sokup da Türkiye'ye yaşattıkları bu zorlukların bütün sorumluluğunu kimi yükleyip de bizimle yarışacaklar? Biz esas onu merak ediyoruz. Değerli gazetecilere, değerli siyaset insanlarına da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını bulmak kolay. Moral motivasyon yüksek. Seçimde birinci partiyiz. Birazdan kapalı oturumda detaylarını konuşacağız. Anketlerde birinci partiyiz. Kurultay'da şu ana kadar
yayınlanan 9 anketin 8'inde hepiniz takip ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Böyle partinin aday sorunu olmaz. Ama uzun süreli iktidardan sonra milletin gözünden düşmüş, gönlünden düşmüş. Son yerel seçimlerde ikinci sıraya düşmüş. Türkiye'nin önemli büyük şehirlerinin, çok önemli, çok önemli büyük şehirlerinin herhangi birini CHP'den alamamış ama pek çoğunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş. 21 il belediyesini, 413 toplam belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı seçimin mağlubuna aday bulmak biraz daha zor olacak arkadaşlar. O yüzden ilinizde size adayınız kim diye soran olursa, aday belli olana kadar hepimiz adayız. Hepimiz aday gibi çalışıyoruz. Bir Cumhuriyet Halk Partili aday olacak ve seçimleri birinci parti olarak kazanacağız. Ve Cumhurbaşkanlığı da biz seçeceğiz diyebilirsiniz. Aday sadece CHP'lilerin değil, Türkiye İttifakı'nın adayı olacak yine. Sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların gönül rahatlığıyla oy verebileceği, seçimden sonra yerel seçimlerdeki gibi pişman olmayacağı, gurur duyacağı bir adayımız olacak. Peki bu hale düşürdüğünüz ilkeyi sizin adayınız kim diye sorun. Bakalım bir cevap verebiliyorlar mı? Tayyip Erdoğan diyorlarsa son tarih Kasım 2023. Erken seçimden kaçıyorlarsa o zaman bir isim söylesinler de duyalım bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı kurultayından sonra çok önemli işler yaptı. Örgütsel bütünlüğü sağladık. Bunda benim kadar hepinizin emeği var. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mirasla bir üçlü yol haritasıyla, üç anahtarla kadınlara, gençlere ve bilime yer vererek, bilime alan açarak, kadınları, gençleri daha çok adaylaştırarak, ölçme değerlendirmeye kıymet vererek, seçim şarkısından kampanya sloganlarına, adayların belirlenmesinden sahada takibine, bir bütün olarak ölçme değerlendirmeyle ve nitel ve nicel yöntemlerle yapılan bütün araştırmalarla çok önemli bir süreç yaşadık. Bu süreçte daha önce söylemiştik. Örgütümüzün rıza göstermeyeceği hiçbir şey yapmayacağız. Çok ufak tefek istisnalar hariç bu sözü aynen tuttuk. İstisnalarda da zaman ölçme değerlendirmeyi haklı çıkardı. Bazen bazı il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız çok küçük detaylara itiraz ettiler. Anketlerle ikna oldular. Seçim sonucu anketleri haklı çıkardı. Onun dışında %98-99 örgütümüzle genel merkezin rakamlarla toplumun tam mütabakatıyla adayları belirledik ve çok önemli bir sonuç aldık. Kurultay'da örgütümüzün yaşadığı ekonomik sıkıntıları, sizlerin yaşadığı zorlukları bildiğimizi, tasarruf edeceğimizi ama örgütümüzün emeğinin boşa gitmemesi için hak ettiği maddi desteği sağlayacağımızı söylemiştik. Bir olan örgüt ödenekleri önce 2 katına, 3 katına, 3,5 katına çıktı. Minimum ödenek eskinin belki 10 katına çıktı. Ve o yolun, söz verdiğimiz yolun tam yarısına geldik. Ve göreceksiniz, bir sonraki kurultayımız toplandığında nasıl size hak edilenin, olması gerekenin 1/7'idir. Biz bu konuda örgütün hakkını vereceğiz. Sizin sahada rahat çalışmanızı temin edeceğiz demiştik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tüm iş ve işlemlerinde akılcı yöntemlerle son derece etkin ancak tasarruflu bir bütçe yönetimi yapıyor. Artanı da sizlerle, örgütümüzle 973 ilçemizde paylaşıyor. Biliyoruz ki iktidara yürürken benim örgütümün, bizim örgütümüzün hiçbir eksiğinin olmaması lazım. Bu eksiği gidermek için de hiç kimseden bir şey beklememesi, bunu genel merkezinin yaptığı ve sizlerin sonuna kadar hak ettiği katkılarla almanız ve bunu vatandaşımıza sesimizi duyurmak için
beldenizde, ilçenizde, ilinizde kullanmanız lazım. Bu konuda da üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Örgütün sesini, üyenin sesine kadar duymak istediğimizi ifade etmiştik. Dijital demokratik katılım noktasında ilk günden beri çalışıyoruz. Dün burada yapılan toplantıda Genel Başkan Yardımcımız Pınar Uzun Okak'ın sizlere dijital demokratik katılımla ilgili sunumu gerçekleştirdi. Sizler, ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz çok yüksek bir oranda bunu kullanıyorsunuz. Artık bunun test aşamasından çıkıp ya da işte tüzük aşamasında öneri bildirme gibi geçici bir süreçten çıkıp partinin her an birlikte yönetildiği bir sürete, bir esnekliğe kavuşması lazım. Onun için bizim size, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kurultay delegelerimize sıkça sorular sorup hızla yanıtlar almamız gerekiyor. Bu konuda dünkü toplantının faydalı olduğunu değerlendiriyorum. Ancak bu konuda bir sonraki adım çok kritik. Bunu bütün üyeye yayacak teknik altyapıya sahibiz. Ve sizin il başkanlarının tüm üyelerine, ilçe başkanlarının tüm ilçe üyelerine aynı şekilde kullanabileceği şekilde sistem kullanımınıza hazır. Yeter ki üyeyi dijital demokratik katılıma, yani partisinin, genel başkanının, il başkanının ya da ilçe başkanının partiyi yönetirken ona danıştığı sorulara hızlı cevap vereceği bir dijital okur yazarlığa kavuşmasına ihtiyacımız var. Bu konuda liderlik size, sizden sonra ilçe başkanlarımıza, il ilçe bilişim sorumlularımıza düşüyor. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü bir kişi yanlış yapar, bir heyet yanlış yapar, kalabalık heyetler daha zor yanlış yapar. Ama 1.600.000 kişi yanlış yapmaz arkadaşlar. O yüzden 1.5 milyonu aşan üyemizin tüm kritik aşamalarda görüşlerini almak, kararları verirken onların nabzını tutmayı son derece önemsiyoruz. Tabii yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettikten sonra hep birlikte yaptığımız tüm toplantılarda şunu konuştuk. Bu başarıyı bir büyük zafer, günlerce kutlanacak bir mesele, zafer sarhoşluğu yaşaracak bir büyük başarı olarak değil, bir görev olarak, bir fırsat olarak, geleceğe yönelik olarak atılması gereken adımların, çıkılması gereken merdivenin ilk adımı olarak gördüğümüzü ifade etmiştik. Açıkça söylemeliyim, yapılan tüm ölçümlerde, belediyelerimizin çok istisnai örnekler hariç, seçildikleri güne göre toplumsal kabullerinin daha yukarıda olduğunu, illerde ise son milletvekili seçimine göre yapılan tüm çalışmalarda partinin kabulünün çok ileride olduğunu ve belediye başkanlığı seçimindeki başarının partinin oyuna evrilmiş ya da evrilmekte olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Tabii kimse %38'lik oy oranını içinde tüm siyasi partilerden alınmış bir kısmının da benim partimin adayı nasılsa kazanamıyor diye sadece yerel seçim için verilen oylar olduğunu bilmemiz lazım. Ancak %38'lik oydan kurultay öncesinde yapılan son seçimdeki 5 parti birden aldığımız %24'lük oyu düşündüğümüzde bugünkü gerçekleşmelerin büyük bir memnuniyetle yerel seçim oyumuza yakın bir yerde %30'lu rakamlarda aylardır gerçekleştiğini, burada bir istikrar kazandığını, özellikle belediyeleri yönettiğimiz illerde bunun yerel seçim oyuna yakınsayan bir düzeyde gerçekleştiğini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Biz şımarmadık, siz şımarmadınız. Buna hakkımız olmadığını hepimiz birbirimize ifade ettik. Siz örgütlerinize ifade ettiniz. Bu anlamda her ne kadar çeşitli yerlerden dezenformasyonlarla örgütümüzü karıştırmak için belediye başkanlarımız hakkında çeşitli dezenformasyonlar yapılsa da
Zaman zaman ufak tefek hatalar oluyor. Eş, dostun işe alınmasında benim kadar siz de hassasiyet gösteriyorsunuz. Hemen müdahale ediyoruz, sorunu çözüyoruz. Buradan efendim Cumhuriyet Halk Partisi hani nepotizme karşıydı. Şunu işe almışlar, bunu işe almışlar da bugün için Cumhuriyet Halk Partisi'nin utanacağı hiçbir yöneticinin izah edilmemiş hiçbir atamanın olmadığını büyük bir memnuniyetle göğsüm kabara kabara, kameraların içine baka baka, iktidar medyasının dizgilerinin içine netlikle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'nin eğer ilçe başkanıysanız, eğer gençlik kolları, kadın kolları başkanıysanız, eğer AK Parti'ye bir yerde bir katkınız varsa ya da bir şekilde AK Parti'ye gelip güç verdiyseniz mutlaka birinci, ikinci derece yakınlarınızın çok önemli görevlerde olduğu, belediyelerden ilçe başkanlarına, il başkanlarına araçların sağlandığı, şoförlerin verildiği, il başkanlarının, ilçe başkanlarının eşlerinin, çocuklarının belediyelerde istihdam edildiği ve adeta bunun AK Partili olmanın bu demek olduğu, topluma bunun kabullendirilmeye çalışıldığı bir süreçten Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle olmak zorunda değil dediği bir süreci bütün Türkiye'ye gösterdik. Nepotizm, akraba kayırmacılığı, yandaş kayırmacılığı AK Parti'nin işidir. Dürüst, şeffaf, namuslu belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin işidir. On bir ay önce yapılan kurultaydan dört ay sonra 31'inde büyük bir başarı elde ettiğimiz yerel seçimlerden çıktık. Hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yerel seçimlerin sonrasına bıraktığımız bir işimiz vardı. Söz vermiştik, tüzüğümüzü değiştirecektik. Yerel seçimlerden hemen sonra, yerel seçimlerden önce yapılacaktı. 81 il başkanımızın 81'inin önerisiyle, şimdi aday belirleme, şimdi sahada olma zamanı, içe kapanma zamanı değil diye toplantıyı ertelemiştik. O günlerde verilen söz tutulmadı, tüzük değişmedi diyenler ne kadar samimi olduğunuzu, ne kadar kararlı olduğumuzu yerel seçimden sonra gördüler. %38 oy aldık. Şimdi kurultay zamanı mı? Şimdi tüzük zamanı mı? Tadını çıkaralım. Bize kimse bunu sormaz demedik. Hemen verdiğimiz sözü tutmaya giriştik. 81 il başkanımızın 74'ünün bizzat katılımıyla, 7'sinin de kendi mazeretlerinden dolayı o konuda yetkin ve etkin bir yöneticinin katılımıyla tüzük komisyonumuz oluşturuldu. Önce bütün ilçelerde, bütün illerde, hatta önce mahallelerde, mahalle örgütümüzün olduğu yerde, sonra ilçe ve illerde toplantılar yapıldı. Bütün veriler toplandı. Dünyaya baktık, eski tüzüklere baktık. Biz ne söz verdik baktık. Önceki genel başkanımızın kurultaydaki sözlerine baktık. Önceki genel başkanlarımızla toplantılar yaptık. Bütün veriyi bir arada topladık ve 81 il başkanımız ya da temsilcisi, 2 milletvekilimiz, 3 parti meclisimizden oluşan 86 kişilik komisyonumuz oturdu. Bir tüzük yazdınız. Öyle bir tüzük yazdınız ki 81 il başkanı, ilk başta çok farklı noktalar, çok farklı tartışmalar vardı. Bir noktada buluştunuz, bir noktada uzlaştınız. Oy birliğiyle o tüzüğü tüzük kurultayına yolladınız. O kurultayda gün boyunca o maddeler tartışıldı, görüşüldü. Sizin argümanlarınıza karşı argümanlar söylendi. Çoğu maddede önerileriniz oy birliğiyle kabul edildi. Pek çoğu bir iki istisnai itirazla geçti. En tartışmalı, örgütü ortadan bölür, reddedilir dört madde dedikleri dört maddenin üçü bir iki oy farkla en tartışmalı olacak dedikleri 36'ya karşı işte 1200'ün üzerinde oyla kabul edildi.
Yani ortaklaşma, ortak akıl, örgütün sözünü dinleme. İl başkanları benim çok üstünde durduğum, çok istediğim birçok maddeyi itiraz ettiler. Kimini kaldırttılar, kimini esnettiler, birkaçına da ikna oldular. Ama sonuçta hep birlikte kimse kimseye bir şey dayatmadan ama sosyal demokratlara yakışır bir şekilde bir yerde buluştuk. O günden sonra toplantının öncesinde sırasında yapılan spekülasyonların tamamının durduğunu görüyoruz. Tam bir mütabakatla partiyi nasıl yöneteceğimize karar vermiş durumdayız. Buradan 81 il başkanımızın gözünün içine bakarak şunu söyleyeyim. Hani diyorlar ya, tüzük esneyebilir, kötüye kullanılabilir. Her yazılı metinde mümkündür. Mevcut anayasayı çiğneyen, uymayan otoriter liderlerin dünyada ülkelerine ve dünyaya ne yaptığını izlemekle meşgulüz. Bir tanesi de Türkiye. Ama gözünüzün içine baka baka söylüyorum ki, sizin rızanızın olmadığı, sizin yaparken o niyetle yapmadığınız hiçbir maddeden başka bir anlam çıkarılmayacak. Hatta şunu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde ilk yazı geldi. İlk önce program kurultayını hep birlikte çalışıyoruz. Ona şimdi değineceğim. Devamında bir yazı alacaksınız. Tüzüğümüz uygulanırken, milletvekili belirleme sürecinde, ilinizde tüzüğümüzdeki bu maddelere göre, bu maddeye göre bir yöntem belirlenecektir. Bu yöntemin örgüt denetiminde ön seçim ya da hakim denetiminde ön seçim olması kaçınılmazdır. Bu noktada farklı bir düşünceniz varsa onu örgüt olarak bize söyleyin. Biz ön seçim yapacağız. Ya örgüt denetiminde ya da hakim denetiminde. Hakim denetimindenin avantajları ve dezavantajları bunlar. Örgüt denetiminde bir ön seçimin avantajları bunlar. Riskleri de bunlar. Riskleri bertaraf edecek, ilinizde en iyi sonucu alacak ön seçim yöntemini bize önerin, bunu bir yönergeye dönüştüreceğiz. 81 ile bunların belki bir 20'sinde ön seçim yapamayız. Aldığımız oyun çok düşük, üye sayımızın çok düşük olduğu dezavantajlı coğrafyalarımızda. Ama gönlümüzden geçen 60 ile ile özel ön seçim yönetmeliği yazmak. Yani Hatay'ın ön seçim yönetmeliğini, Isparta'nın, Burdur'un ön seçim yönetmeliğini, Ankara'nın, Manisa'nın ön seçim yönetmeliklerini illerde il başkanlarımız ilçe başkanlarıyla konuşacak. Onlar bir danışma kurulu yapacak. İli önerecekler. İl kendi içinde çalışacak. Bize önerecek. Bizim bölgede çıkacak sonucun şu coğrafyaya uygun olması lazım. Şu toplumsal reflekslere cevap vermesi lazım. Şu toplumsal gerçeklikleri karşılıyor olması lazım. Kadın erkek dağılımında şu şekilde sağlanması doğru olur. Kotalara zaten uyacağız. Ve biz gelen hamveriyi öyle seçime 60 gün kala değil, resmi rakamlarla 3,5 yıl kala çalışacağız. Size birkaç ay içinde ilinizle ilgili bir taslak yollayacağız. Olur mu diye. Onu alıp bu sefer gideceksiniz örgüte. Olur mu diye, mahsurları ne? Sizin üzerinizde mütabakata vardığınız milletvekili aday belirleme yöntemi o ilin, o ile özel ön seçim yönetmeliği olarak partinin kayıtlarına geçecek. Günü geldiğinde süreç içinde mevcutta mahsur ya da ilave önerirseniz MYK'nın kabulüyle değişecek. Ama günü geldiğinde adayın nasıl belirleneceğini, aday adayları da, gönlünden adaylık geçen akademisyenler, devlet memurları da, il ilçe başkanlarımız da, bütün örgütümüz de biliyor olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz yaptık oldu olmayacak. Örgüt ne istiyorsa o olacak, bu bize başarıyı getirecek arkadaşlar. Siz bize güvendiniz, biz de bundan sonra size güveniyoruz. Örgüt sözü kullanacak, yetkiyi kullanacak, kararı verecek. Başka lamıcım yok. Son konumuz bu hususla ilgili. Malum 4-9 Eylül'ü tüzüğe de yazdık. Bundan sonra kuruluş haftası olarak kutlayacağız.
Bu sene 4-9 Eylül arasında Sivas'ta başladık. İki günde tüzüğümüzü hallettik. Sonraki iki günde de program kurultayının başlangıcını yaptık. Çok verimliydi. 1000'in üzerinde delegemiz yuvarlak masalarda ilk çalışmaları yaptı. İlk raporlar gerçekten beklentinin ötesinde bir yaratıcılığı, bir kapsayıcılığı, bir yol haritasını ortaya koyuyor. Şimdi bütün detaylarıyla akademisyenlerle, bu konuda tecrübeli olan örgütten gelen yöneticilerimizle çalışıyoruz. İlk yönergeleri yolladık. Bundan sonraki 6 ila 8 ay bizim nasıl geçen 4-5 ayda hızla çalışıp son bir ayda üzerine yoğunlaştığımız şekilde partiyi nasıl yöneteceğimizde mütabakata vardık. Şimdi ülkeyi nasıl yöneteceğimizin belirlenip üzerinde mütabakata varacağımız bir süreci başlatıyoruz. 973 ilçede örgüt içinde danışma kurulu toplantıları. Daha önemlisi, örgütün dışında esnaf odalarıyla, ziraat odalarıyla, meslek odalarıyla, varsa sendikalarla, kanaat önderleriyle, muhtarlarla, geçmiş dönem siyasetçilerle, partimizde olmayan ama şimdi objektif yönlendirmede bulunabilecek kanaat önderleriyle çalışıp Türkiye'yi yönetecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklenti nedir? Özellikle ilinize özgü spesifik işlerde, tarımda, arıcılıkta, hayvancılıkta, gölün korunmasında, HES'lerin mahvettiği derelerde, makroekonomide, kredi kartlarının çığ gibi büyümüş kredi kartı borçlarından kurtulmakta, zirai kredilerde, esnaf kredilerinde ya da dış politikada, Suriye ile ilişkilerde, toplumdan, hiç toplumu küçümsemeyin. En ummadığınız yerden, en ummadığınız beklentiler, en önemli öneriler geliyor. Bütün ilçelerden alacağız. İllerdeki danışma kurullarına, hatta büyük ilçelerde, akademisyenleri, yani ilinizdeki üniversitelerdeki hocaları, siyasi toplantı olmasın, gayri siyasi ziyaretlerle onların ile yönelik yapmış olduğu çalışmaları da alarak katarak mutlaka ve mutlaka bir üst ölçekte bir toparlamayı yapıp genel merkeze yollayacaksınız. Örgütün yaptığı çalışmanın dışında bilim insanları çalışıyor olacak. Partinin önceki dönem milletvekillerinden, yöneticilerinden oluşan ekipler çalışıyor olacak. Tematik oluşturulan gruplar, örneğin sendikaları ilgili gölge bakanımızın oluşturduğu bir heyet ayrı ayrı ziyaret ediyor olacak. Örneğin sağlık emekçilerini ya da sağlık meslek örgütlerini ilgili gölge bakan zaten ziyaret ediyor olacak. Tüm gölge bakanlar hem illerde sizlerle hem bütün Türkiye'de kendi alanlarıyla çalışıyor olacaklar. Bir yandan dünyaya bakıyoruz, bir yandan partinin önceki politikalarını, mevcut politikalarını hep birlikte bunları derliyoruz ve 6 ayın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha kısa, daha net, daha anlaşılır, dijitalleştirmeye uygun, yapay zekaya aktarıldığında sorulan her soruya net cevap verebilecek, alınabilecek bir dilde, dijital robotlara yüklenebilecek, gençlerin tek kelimeyle tek cevap alabilecekleri şekilde dijital iletişimi de kuvvetli, hepimizin üzerinde mütabakata varacağı iktidar yol haritamız, programımızı değiştirmek üzere toplanacağız, konuşacağız, mütabakatımızı resmileştireceğiz. O mütabakat içinden her bir sayfası politika metinleri, her bir sayfası el broşürleri, her bir sayfası sosyal medya kampanyaları üretecek nitelikte herkesin sorununa Cumhuriyet Halk Partisi ne öneriyor, nasıl öneriyor, hangi vadede çözecek, hangi kaynaklarla çözecek, hangi işbirlikleriyle çözecek ve bu süreci toplumla birlikte nasıl yönetecek, bunların hepsini birlikte belirleyeceğiz. O yüzden nasıl biz 11 ay önceki zorlu süreçten 4 ay sonra hep beraber zaferle çıktıysak, nasıl
Bu parti tüzük yapamaz, kan gövdeyi götürür, CHP bölünür dediklerinde siz 81'de 81 masaya yumruğunuzu vurup bu partinin yönetimi anlamında önünü açtıysanız. Şimdi de bu parti bu ülkeyi nasıl yönetecek sorusuna milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, sizlerle, örgütümüzle ve milletimizle tam bir mütabakat metnini ve yol haritasını birlikte oluşturacağız. Yalnız buradaki risk Cumhuriyet Halk Partisi kendi programını yapıyormuş, ona uğraşıyormuş, içe kapanıyormuş algısından çok korkarım. Bu yüzden bu dışa dönük bir çalışmadır. Bu gündelik siyasi çalışmanın ta kendisidir. Bu ilinizdeki çiftçinin sorununu gitmek, yerinde görmek, bildiğini söylemek, derdini dinlemek, ilgili ziraat odasının önerisini derlemek, bu konuda çalışmak ve buraya önermenin saha kısmı evrak kısmından çok daha kıymetlidir. CHP bundan sonraki 6-8 aylık sürede sürekli sahada, sürekli konuşan, sürekli çalışan, sürekli araştıran ve iktidara hazırlanan, iktidara yürüyen çizgisini dosta göstermeli, düşman olana da dertlenmek düşmelidir. Burada parti içindeki tartışmaları zaten hep birlikte kenara bıraktık. Bir çare arayacaklar. İnanın bunların çok önemli kısmı da parti dışındaki partinin bu ivmelenmesini CHP'yi ancak döktürürse biz dışarıdan saldırdığımızda kenetleniyorlar. Bizim 100 yıllık partiye, hatta 105 yıllık partiye, ilk kongresini Sivas'ta yapan partiye dışarıdan saldırarak gücümüz yetmez. Kenan Evren'in yetmemiş diyor. Darbecilerin yetmemiş diyor. Neler neler olmuş, suikast kurşunu sıkmışlar yetmemiş diyor. Bizim yetmez. CHP'yi bitirirse içeriden bitirirler. Çökertirse içeriden çökertirler. CHP birbirine düşerse ben iktidarımı devam ettiririm ya, veya biz işimize gelen iktidarı Türkiye'de devam ettiririz diyenler partinin içine nifak sokmak için maddi manevi her imkanı seferber ediyorlar, fazlasını edecekler. İşte burada iradeye, örgüt iradesine ihtiyaç var. Birbirimize inanmaya, birbirimize güvenmeye, birbirimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Nifak tohumu saçan kötü niyetliler kim olursa olsun, onları artık deşifre etmekten, cezalandırmaktan ve onları bu partili olmayan bir takım kişileri, partili gibi davranan bir takım kişilerin bu partiye yaptıkları kötülüklere izin vermemekte boynumuzun borcudur. Adam bir önceki seçimde yok. Bir önceki seçimde başka bir ittifakı desteklemiş, başka bir adayı desteklemiş. Şimdi gelmiş CHP'li olmuş, Twitter'dan bana saldırıyor, sana saldırıyor, bize saldırıyor, partiye saldırıyor. Hattı zatında memleketin geleceğine saldırıyor. Onların da alnını karışlamak hepimizin boynunun borcudur arkadaşlar. Şu kadarını bilsinler ki, şu kadarını bilsinler ki bu parti evlatlarını bilir, bu parti kendi genetik kodlarını bilir, bu parti kimin ne olduğunu, ne olmadığını bilir. Bu parti dışarıdan bir takım eski sağcıların sosyal medya operasyonlarıyla, sosyal medya yönetimleriyle, basın iletişim bilmem neleriyle veya bizden görünen bir takım kişileri televizyonlara çıkarıp orada partinin içini karıştıracak tevziratları gündeme alanlarla bu partinin gerçek evlatlarını bugüne kadar hep ayırdı. Bundan sonra da ayırmayı bilir. O yüzden hepinizden talebim şudur. Zaten morallisiniz, moralinizi yüksek tutun. Birileri istediği kadar saldırsın, yıpratmaya çalışsın. Onların gerçek niyetini biliyoruz. Bu bildiğinizden sakın geri durmayın ve şunu bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi 105 yıllık tarihiyle, tarihsel kökleriyle, geçmişte başardıkları ya da başaramasa da
öğrendiği süreçlerle. Son seçimlerde bu milleti ayrıştıranlara, kutuplaştıranlara, kavga ettirip birbirinden uzaklaştıranlara, mahallelerin sesleri birbirine duyulmadığı için karşı tarafın fikrine değer vermeyen süreçlere karşı sizin bizim üzerinde mutabık olduğumuz, Türkiye İttifakı dediğimiz ve tüm seçmeni ayırmadan, ötekileştirmeden konuştuğumuz, birileri istiyor diye kavga etmediğimiz, birileri küfrediyor diye küfretmediğimiz, birileri sataşıyorca bile dönüp canın sağ olsun dediğimiz, kötü sözü duyduğumuz, üstünde durmadığımız, gerekliğine yanıtı kısacık verdiğimiz, gündemimizden sapmadığımız süreç doğru süreçtir. Bizi iktidara götürecek süreç, milletin gerçek sorunlarını konuştuğumuz, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, yoksulun, gençlerin sorunlarını konuştuğumuz, liderlere değil ama o lidere oy vermiş olan partilerin üyelerine, seçmenlerine doğru konuştuğumuz ve onlarla aramızdaki iletişimi kesecek kutuplaştırma enstrümanlarını işlevsizleştirdiğimiz sürece başardık, yine başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart ruhuyla, Türkiye İttifakı ruhuyla, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan, Türkiye'deki bütün demokratları kucaklayan tarzıyla iktidara yürümektedir, iktidar olacaktır. Buna içeriden dışarıdan hiç kimse engel olamayacaktır. Bir iki hususta ülkenin gündemine dair, çünkü çok kritik gündemler var. Bir tanesi savunma sanayi destekleme fonu teklifi. Değerli il başkanlarım, bu ilinizde çok konuşulacak. Birileri bunu, efendim tehlike büyük, İsrail saldıracakmış, para lazım. Ne yapalım canım, böyle günde yoksulluğa dertlenmek, işsizliğe isyan etmek olmaz. Kurtuluş Savaşı'nda bir çuval bulgurunun yarısını vermiş insanlar, böyle günde orduya destek olmak lazım diye pazarlamaya çalışabilirler. Çok dikkatli olalım. Meselenin özü şudur. Cumhuriyet Halk Partisi savunma sanayine önem veren, desteklenmesi gerektiğini savunan ama burada particilik, ayrımcılık, kayırmacılık, birilerini bir kenarda bırakıp rekabetçi bir ortam olması imkanı varken bir tarafa yönelmecilikleri yanlış bulan ama bu ülkenin özellikle silahlı kuvvetler mensuplarının da içinde bulunduğu ciddi projelerle savunma sanayi meselesini önemseyen, buraya kaynak aktarılmasına itiraz etmeyen bir anlayışı var. Bunu bir ilk başta tespit edelim. Ama şimdi başka bir oyunla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz hafta 1 Ekim'de Erdoğan çıktı, meclis kürsüsünde dedi ki, İsrail'in bir sonraki hedefi biziz. İsrail'in Türkiye'ye, NATO üyesi Türkiye'ye, Birleşmiş Milletler üyesi Türkiye'ye, pek çok savunma, ikili savunma anlaşması, askeri işbirliği anlaşması olan Türkiye'ye, çok güçlü ordusu olan bir Türkiye'ye, bugüne kadar saldıran herkesi bin pişman etmiş Türkiye'ye, 7 cihanın itirazına rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı ambargo tehditlerine boyun eğmeden yapmış ve Kıbrıs'a barışı götürmüş Türkiye'ye. Öyle İsrail'in dönüp saldırmayacağını, saldıramayacağını, buna yeltenmeyi bırakın aklından bile geçiremeyeceğini bütün askeri uzmanlar biliyor. Ama dedi ki bir sonraki hedef biziz. Bir anda bütün medya, kendine müzahir televizyonlar, merkez medya, İsrail ile Türkiye'nin fırkateynlerini karşılaştırmaya, hava güçlerini karşılaştırmaya, savunma sistemlerini karşılaştırmaya başladılar. Televizyonların tek gündemi bu oldu. Ne yerine? Enflasyon yerine, satın alma gücünün eksikliği yerine, yoksulluk işsizlik yerine, gençlerin ümitsizliği yerine, turizmdeki, sanayideki, KOBİ'lerdeki, esnaftaki sorunlar yerine.
Ne kadar konforlu bir alan. Bir laf ortaya at, bütün Türkiye onu konuşsun, sen her türlü sorgulamadan muaf kal. Yok öyle şey. Geçmişte bu zokaları çok yutturdular. Biz doğrudan şunu söyledik. Madem öyle, böyle bir tehlike varsa, bu kürsü alelade bir kürsü değil. Bu ağız alelade bir ağız değil. Cumhurbaşkanısın. Geleceksin, bu kürsüde bunun gerekçesini hepimize açıklayacaksın. Geçmişte bunlar söylendiğinde hep şöyle söylüyor. Devlet sırrı, nasıl açıklayayım? Açıklayayım da canlı yayında Netanyahu da mı dinlesin? Dedi ki gel kapalı oturum yapıyoruz. Kendi gelmedi ama toplumsal kapalı oturumun toplumsal yarattığı beklentiden de kaçamadı ve oraya iki sayın bakanı yolladı. Birisi 34, birisi 40 dakika. Burada milletvekillerimiz var. 10 yıl o toplantı hakkında konuşamazsınız, tutanaklarını açıklayamazsınız. O yüzden tutanakları açıklamayacağız. Ama dedik ki sakın ha sakın. Efendim tehlike çok büyük, biz biliyoruz, arkamıza geçin, gelin anlatın. Anlatırsanız susarız. Anlattığınızı dışarıda anlatmayız ama anlatmadığınızı ifşa ederiz dedik. Geldiler, ayıptır söylemesi, havanda su dövdüler. Geldiler ve bizim televizyondan duymadığımız hiçbir gerçeği bize anlatmadılar. Bu milletin milletvekillerine İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını, bir sonraki hedefin Türkiye olabileceğini, böyle bir açık tehdit olduğuna ikna edecek bir argüman sunmadılar. Sunsalardı söylemezdik, yasak. O zaman derdik ki tehlike büyük, hep beraber bir şey yapalım. Buradan milletimize açıkça söylüyoruz ki yapılan iş topluma yapacakları bir stratejik hamleye karşı altlık yapmak, psikolojik zemin oluşturmak, korkuyu yayarak duyguyu yönetme mühendisliğidir. İlk başta bazıları dediler ki neden kapalı oturum istiyorsunuz? Muhalefetin sesini mi kısıyorsunuz? Muhalefetin sesi bu konuda nasıl kısılsın? Bakın açık, canlı yayındayız. İsteyen çıksın konuşsun. Onların elinden biz bir şey biliyoruz söyleyemeyiz deme imkanını aldık. Tüm partilerin önünde 260 küsürü AK Partili çıksın, bir AK Partili desin ki ben o oturumdan sonra İsrail'in Türkiye'ye saldıracağına ikna oldum. İkna etmeye çalışmadılar bile. Verdikleri bilgilerin bir yerinde bu yoktu. O yüzden herkes şunu bilsin. Böyle bir tehlike yok. Ben düşünüyordum ki bunu yaparak işte Türkiye'nin gerçek sorunlarının önüne geçip güvenlik kaygısına gündemi çekmek istiyor. Düşünüyordum ki anketlerde Türkiye'nin en büyük sorunu nedir de ilk dört cevap yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı, enflasyon toplamı %70'i 80'i geçiyor. Güvenlik %4'lere düşmüş. Oysa güvenliğin %80'lere çıktığı 15 Temmuz'da Tayyip Bey'e destek de %75'lere çıkmıştı. Bugün güvenlik kaygısı düşünce, gerçek sorunlara bakınca kimse ne yapalım açız ama onun arkasında toplanmalıyız demiyor. Ben sadece bu anketlerdeki durumunu toparlayacak sanıyordum. Meğersem hepimizden para toparlayacakmış. Çıktılar dediler ki bir kanun teklifi verdiler. 12 maddelik. Kanun teklifi savunma sanayi destekleme fonu teklifi. Bu fona para verecek. Bu parayla kendi grup başkanları Abdullah Güler söylüyor. Tayyip Bey'in meclis grubundaki temsilcisi. Kendi milletvekili olmadığı için grup başkanlığı olan kişi. Diyor ki bu vergileri savunurken şöyle diyor. İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olmayacağının garantisi yok. Savunma sanayimiz güçlü olmalı. Bu kanun çıkmalı. Şimdi 22 yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar. Savunma sanayi orada hep çok güçlü olduğuyla övünüyorlar. İsrail'in saldıracağını 1 Ekim günü itirak ediyorlar. 7 Ekim günü de gelip bu kanun teklifini veriyorlar. Bizden, hepimizden detayını okurum.
70 milyar TL toplayacaklarmış hemen bir yılda İsrail'e karşı güçlenelim diye. Buradan Türkiye'deki tüm basın mensuplarının, tüm siyasetçilerin hafızalarını tazelemek isterim. Savunma sanayi fonunda 3 milyar para vardı. 2017 günü, 2017 tarihinde 10 Ocak günü bu parayı döndüler, karşılıksız ve geri dönüşümsüz olarak varlık fonuna devrettiler. O gün Türkiye'de dolar 3,5 lira. Bugün 35 lira. Bugünkü parayla, yani parayı dolar olarak tutsalar, hiç değerlendirmeseler 30 milyar zaten. Bir de o parayı değerlendirseler neredeyse bugünkü paraya denk gelir. Çok net bir şey söylüyorum. 2017'de bu ülkeyi yöneten sizler savunma sanayinin birikmiş parasını boşaltıp yöneticisi o zaman yine Cumhurbaşkanı ama ikinci başkanı damat olan varlık fonuna verdiniz. Geri dönüşümsüz. Şimdi tekrar bizden savunma sanayine İsrail tehlikesi var diye para istiyorsunuz. Bakın, her bir vergi beyannamesinden türüne göre 308 ila 604 lira. Vergi beyannamesi vermeyen var mı millette? 100 bin lira üstü kredi kartlarından 750 lira. Bu arada kredi kartlarının %50'si, Türkiye'de 126 milyon kredi kartı var. Bunların 62 milyonunu 100 bin lira üstünde kredi kartlarının %50'si bu kapsama giriyor. Banka durmuyor ki. Her ay arttırıyor. Ya vergi bu vergi. Harcamadan alınmaz bir kere de, hadi alıyorsunuz, kazanandan alınır. Krediyi verenden alacağına alandan vergi almaya kalkan, alınmamış krediden, ola ki alır diye tanınmış limitten borcunu gününde ödemiş, harcamasını kayıt içinde yapmış, bankanın güvendiği, daha önce borcunu aksatmamışların her ay arttırıyorlar, alışveriş yapma olasılığından vergi alıyorlar. Borç alma olasılığından. Kredi kartını adam çekiyor, bir alışveriş yapıyor, aldığı malın vergisini zaten ödüyor. Krediyi verenin kredi kazancından vergi vermesi lazımken, krediyi çekenin halen daha çekmediği krediden vergi alıyorlar. Ayrıca gayrimenkul alım satımlarında bütün ödediklerine ilave 750'şer lira alıcı satıcı. Sıfır araçta 3000 lira, ikinci el araçlarda 1500 lira. Bugüne kadar motorlu taşıt vergisi alınmayan 100 santimetre kübün altındaki motosikletlerden ve 6 kahvanın altındaki elektrikli bisikletlerden de hem motorlu taşıtlar vergisi getiriyorlar, %20 de savunma sanayine para istiyorlar. 5000 lirayı geçen kol saatinden askeri amaçla kullanılmayan her türlü dronlardan %20 ÖTV almaya başlıyorlar. Toplam 70 milyar. Bundan 7 yıl önce bugünkü parayla 35 milyarı hazineye devrettiler. Şimdi para alacağız çünkü savunma sanayine desteğe ihtiyacı var diyorlar. Bu yüzden buradan vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. İsrail bize saldıracak korkusunun temeli yoktur. İnanmayın. İki amaç var. Bir, gündemi dağıtıp yoksulluğu konuşturmamak, cambaza bak deyip cepten parayı çekmek. Bugün yapmaya çalıştıkları iş sizin İsrail savaşını konuşup yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği, hayat pahalılığını konuşmamanızken bir de cebinizden yeni paralar almaya kalkıyorlar. Teşbihte hata olmaz. Yapılan işin mantığı şudur. En savaşın zorlu günlerinde Almanya'da kıtlık vardır. Doğan çocuklar bakılamamaktadır. Alman çocuklarının kemikleri sayılmaktadır. Ve bazı fotoğraflar dolaşmaktadır. Çok zayıf çocuk fotoğrafları. Hitler bu fotoğraflara karşı çıkıp, ey o fotoğrafları çekip yayan anneler, Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok, Alman tanklarının gres yağına ihtiyacı var demiştir.
Böyle bir ikilem ve böyle bir söylemin Almanya'yı nereye sürüklediği ortadadır. Bugün olmayan bir tehdidi varmış gibi gösterenlerin yarın olmadık tansiyonlara, olmadık çatışma umutlarına iktidarlarını bel bağlamamaları için bugün bu söylemlere yüz vermemek lazımdır. O yüzden kimse korkmasın, eğer bir gün bu ülke Çanakkale'de olduğu gibi emperyalistlerce saldırı ya da Anadolu işgalinde olduğu gibi 7 ordu tarafından işgal ya da Kıbrıs'ta olduğu gibi masum sivillere karşı mezalim gibi bir durum olursa iş ne Tayyip Bey'e, ne onun yandaşlarına, ne o çağırınca, o gelince yurt dışından geldirken çağırdığında, havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenlere kalmaz. O zaman Çanakkale'de Conk Bayırı'nda, İnönü'de, Anafartalar'da, Kıbrıs'ta kefensiz yatanların torunları yine gelirler bu memleketi kurtarırlar. Kimsenin merakı olmasın. Tabii kadın cinayetleri, dün konuştum 2 yaşında Sıla'nın Fethiye'deki teyzesi Pınar Hanım'la, Tekirdağ'daki dedesiyle, Gaziantep'te 4 çocuğunu ve eşini katledenler, Narin Güran cinayeti konuşulmasın diye televizyonlara emir verenler, Türkiye istismarlarla, acılarla, kadın cinayetleriyle, çocuk cinayetleriyle her geçen gün sarsılıyor. Buradan bir kez daha ifade etmek isteriz ki Tayyip Bey seçimden önce verdiği hiçbir sözü tutmuyor. Emekliye, askeri ücretliye, esnafa, çiftçiye. Bir kişiye verdiği sözü tutuyor. Hüdapar'ın genel başkanına. Ona söz verdi diye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmakla devletin desteğini milletin arkasından çektiler. Kadınların arkasından çektiler. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmakla kadınların ve çocukların arkasından devleti çektiler. O yüzden şımarıdılar. O yüzden cezasızlık kültürü var. Şimdi çıkmış diyorlar ki cezasızlık kültürünün egemen olmasına izin veremeyiz. Bu cezasızlık kültürünü ortaya kim çıkardı? Cezasızlık kültürü nedir? Hatırlayalım. Eskiden kapkaççılar kadınları sürüklerdi çantalarını çalarken. 1 yıldı cezası. Sabah tutardın, akşam ikinci kapkacı yapardı. Ceza önce 7, türüne göre 14 yıla çıkarıldı. Kapkaç, yağma, nitelikli yağma kapsamına alındı. Kaldı mı şimdi kapkaççı? Kaldı mı? Devlet kararlı olursa, milletin talebini devlet duyarsa sorun çözülüyor. Aynı şey İstanbul Sözleşmesi ile yapılmıştı. Sadece o sene, 15 yıl içinde 1 sene çok hızlı düştü kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet. Çünkü dediler ki bu meclis hiçbir konuda oy birliği olmaz, bir tek bu konuda oy birliği yaptı. Sağcısı solcusu hep beraber İstanbul Sözleşmesi'ni ayakta alkışladı. Bunlar kafaya taktılar, bize bir daha güneşi göstermeyecekler kadını döversek ya da kadın cinayetine yeltenirsek. Ama Hüdapar'a söz verip İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkıp dünya kadar af çıkarıp bütün bu tecavüzcüsünü, katilini, uyuşturucusunu meydana salıp ondan sonra da cezasızlık kültürüne teslim olamayız. Bu varsa bu kültürün 2 müsebbibi var. Bunlardan birisi savcı gibi talep eden Sayın Bahçeli af talep ediyor. Her türden kriminal tipi görüyor, af talep ediyor. İkincisi de Bahçeli'nin talebini uygun görüp talimatı veren Erdoğan. Bugün cezasızlık kültürünün faili Bahçeli ile Erdoğan'dır. Tüm faillerin aramızda dolaşmasının sebebi Bahçeli ile Erdoğan'ın yarattıkları cezasızlık kültürüdür.
Şimdi yeni cezalar getirelim. Gerekli olan, doğru olan her cezanın arttırılmasının arkasındayız. İhali kaldıralım. Dilinde tüy bitti kadın örgütlerinin, kadın milletvekillerimizin. Kadına karşı şiddette ihale olmasın diye. Haksız tahrik indirimi olmasın diye. O günlerde dinlemeyenler, bugünlerde zoru görmüşler, toplumsal tepkiyi görmüşler. Sanki bu kanunları İnönü yapmış, Ecevit yapmış gibi cezasızlık olmaz. Ağır ceza getirelim. Vardı zaten sen indirdin. Olan biz söyledik. İstanbul'da adliyelerde iyi hal kostümü kiraya veriyorlardı. Bundan 2 yıl önce 500 liraya. Burası çizilmiş, burası façalı, gözü dönmüş katil. 500 lira veriyor avukatı. Küçük bir oda açmışlar, paravanın arkasında takım elbise giyiyor. Kravat takıyorlar, hakimin karşısına çıkıyor. Kravat var ya, mahkemeye saygılı bir şekilde gelmiş, özür de dilemiş. İyi halden indirim verelim. Kravatı burada çıkarsın, dışarı çıkınca da eski karısının canını alsın. Bunları yapan, bu cezasızlık kültürünü yerleştiren bu iktidarın ta kendisidir. Son olarak dün Rütük, çok sesliliğe, çok renkliliğe tahammül edemeyen bu iktidarın maşası Rütük, Açık Radyo'yu geçtiğimiz aylarda kapatmaya kalkmıştı. Bu konuda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. O kararın iptaliyle Açık Radyo'nun karasal yayınları sonlandırıldı. Tabii yürütmeyi durdurma kararının iptali bu. Ana kararın olumlu yönde olacağını ümit ediyoruz. Nihai kararın. Buradaki yargı süreçlerini dikkatlice takip edeceğiz. Ama süreç şudur. Açık Radyo 30 yıldır herkese açık. Her fikri söyleyebiliyorsun. Bir ülkenin demokrasisi bununla ölçülür. Mayıs ayında birisi bir konuda bir görüşünü söylemiş. Bunlar da Açık Radyo'ya o konuda ceza vermişler. Açık Radyo cezayı, para cezasını ödemiş. Yani Rütü'ye seni tanımıyorum dememiş. Cezasını ödemiş. Bir tane de mail ekinde bir dosya yollamışlar. Tıklamışlar açılmamış. Sanmış ki bu yazının metni de buradadır. Not da ödedik, dekontu da buradadır. Meğersem orada radyoda yayınlanması gereken bir metin yer alırmış. O formatı açamadıkları için yayınlayamamışlar. Diyor ki uymayacak olsam dünya kadar parayı vermem. Şu metni yayınlamakta ne var? Oradan tutturup Rütük cezalarını uygulamayanlara kapatma cezası verir diye 30 yıllık Açık Radyo'yu, her fikre açık olan radyoyu, herkesin sesini duyurduğu bir radyoyu kapatıyorlar. Aslında Erdoğan iktidarı kendi iktidarıyla çok uyumlu bir iş yapıyor. Tam da budur. Darbelerden çıkmış Türkiye'de insanların 90'larda sesini duyurduğu, Demirel'in tahammül ettiği, Ecevit'in tahammül ettiği, Erbakan'ın tahammül ettiği, geçmişte Abdullah Gül'ün tahammül ettiği radyoya bugün Recep Tayyip Erdoğan tahammül edemiyor arkadaşlar. Bu kadar basittir. Açık Radyo'nun yanındayız, arkasındayız. Onların sesi Türkiye'nin sesidir. Savunuyoruz ama herkes görsün ki, gençler görsün ki, AK Parti'ye oy veren, vermeyi düşünen gençler görsün ki, siz de diğer kardeşleriniz gibi özgürlükten yanasınız. Düşüncelerin tartışılmasından yanasınız. Ben tüm üniversite kampüslerinde görüyorum. AK Parti'ye gönül vermiş gençler, CHP'ye gönül vermiş gençlerle yan yana kol kola oturuyorlar. Her konuyu tartışabiliyorlar. Her görüşe değer veriyorlar. Ama bu ülkeyi yönetenler her görüşe değer vermeyip bazı görüşlerden korkuyorlar. Bunu da AK Parti'ye gönül vermiş gençlerimize emanet ediyorum. Öğrenci bursları çok önemli. Muğla'da çok sayıda öğrencimiz var. Biliyorsunuz Tayyip Bey öğrenci burslarıyla övünüyordu bir zamanlar. Diyordu ki biz geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı diyor. Biz diyor 2000 lira yaptık. Bugün sabah baktık Tayyip Bey'in beğenmediği 45 liracık geçmişte
asgari ücretin %25'iymiş. Bugün övündüğü 2000 lira asgari ücretin %10'u arkadaşlar. O yüzden %10'u bile değil, buraya %10'u yazmışlar ama asgari ücreti %10'u 1750 lira. Asgari ücretin %7'sidir. Belki brüt asgari ücret hesabı yapmışlardır. Yani Tayyip Bey 2,5 kat daha az burs veriyor asgari ücrete oranla. Kaldı ki asgari ücret bu sene verildiği günden bugüne kadar neredeyse yarı yarıya da eridi. O yüzden şunu bilin ki iktidar geldiğinde öğrencilerin aldığı burs asgari ücretin 1/4'ü. Yani bugünkü parayla 5000 liraydı. 4500 liraydı. Tayyip Bey size 2000 lira veriyor gençler. Benden önce iyiydi, şimdi çok daha kötü diye söyleyenlere sakın ha sakın inanmayın. Güzel bir günde pazar sabahında hep birlikte çok güzel bir toplantının artık sonlarına doğru geldik. Memleketlerinize döneceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları bu görevi 10 yıllardır yapıyorlar. Genel başkanlık kadar önemli görevdir. Ben Ankara'da, siz illerinizde Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz. Oturduğunuz koltuk partinin genel başkanı temsil eden koltuktur. Genel başkan o koltukta Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak üzere oturmaktadır. Atatürk bize bilhassa kimsesizlere emanet etmiştir. Yoksullara emanet etmiştir. O dönemde salgın hastalıklardan kırılanlara emanet etmiştir. Atatürk bu ülkeyi hiç yok zamanlarda, en yoksul zamanlardan bugünlere gelmesi için en sağlam temelleri atmıştır. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 12.500 liraya geçineceksin dedikleri her bir emeklinin de 17 bin liraya ister evde kal, aç kal, ister karnını doyur, sokakta kal dedikleri asgari ücretlinin de, Tayyip Bey memleketinden isyan eden çay üreticisinin de, Antep'teki fıstık üreticisinin de, Manisa'daki üzümcünün, Adana'daki pamukçunun, Konya'daki buğdaycının, Tekirdağ'daki ayçiçek üreticisinin de, Akdeniz'in narenciye üreticisinin, Giresun'un fındık üreticisinin de derdi maliyetinin altında mal satmaya zorlanmaktır. Şimdi önümüzdeki günlerde maaşlara zammı gerçekleşen değil, beklenti enflasyonuna göre yapıp fıstıkçıya, üzümcüye, pamukçuya, çaycıya yaptığını emekliye ve işçiye de yapacaklar. Yani yapmaya çalıştıkları mesele hedef enflasyona göre zam verip aradaki farkı garibanların sırtına yükleyip varsıllara, zenginlere dokunmadan harcayacak para olmadığı için enflasyonun düşmesini sağlamaktır. Eğer bu İskandinav ülkelerinde olsa, orada harcayacak parayı kısarak enflasyonu düşürmek kimseye dokunmaz. Çünkü orası dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ama bizde harcayacak parayı kısınca, Tayyip Bey sana söylüyorum, çocuğun sütünden kısılıyor. Bezinden, mamasından kısılıyor. Alınacak ateş düşürücü şuruptan kısılıyor. Boğazdan geçecek lokmadan kısılıyor. Yemeği pişirecek tüpten kısılıyor. O yüzden vatandaşın hak ettiğinin altında, enflasyonun altında, gerçekleşen değil hedeflenen enflasyon deyip bu enflasyon için seni ezeceğim diyenlere şunu söylüyorum. Ne işçiyi, ne emekliyi, ne çiftçiyi, ne esnafı ezdirmeyiz. Onlar karınca değil, ezesin. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kimse üzülmesin, erilmesin ve kimse enseyi karartmasın. Dertlerinizi biliyoruz ama her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bütün dertlerinizi çözecek olanlar gelecek seçimden sonra. Biz isteriz ki ilk fırsatta olsun ama gelecek seçimden sonra bu ülkeyi yönetecek olanlardır. Bugün bu ülkeyi yönetenler zenginin dostudur,
fakiri görmemektedirler. Bugün bu ülkeyi yönetecek olanlar yoksulun, işsizin ve güvencesizin güvenlik kaygılarıyla kendisini desteklemesi için savaş senaryosu üretenlerdir. Biz Atatürk'ün dediği gibi yurtta barışı, dünyada barışı savunan, herkesin kardeşlik içinde geçinmesi gerektiğini savunan, tarihte hep doğru tarafta olmuş, birileri görmezken Filistin davasının yanında durmuş, bugün de savunan, Filistin'i savunduğu gibi Ukrayna'daki işgali de lanetleyen, itiraz eden, dünyanın neresinde kan akıyorsa o kanın karşısında, zalimin karşısında duran ama Türkiye'yi korkuya teslim etmeyecek olanlar bugün sizin karşınıza geçip korkmayın, her şeyin var bir çaresi, o da Cumhuriyet Halk Partisi demektedirler. Bizlerden tüm Türkiye'ye selamlar götürün. Biz bu ülkeyi toplu iğnesi yokken, çakacak çivisi yokken, bir tane ilacı, bir tane aşısı yokken bu ülkeye fabrikalar kazandıran, rafineriler kazandıran, bu ülkeye uçak fabrikaları kazandıran, lokomotif fabrikaları kazandıran, en yokluk günlerinden, savaşın en bitkin hallerinden 10 yılda 15 milyon genç kazandıran, ülkenin dört bir tarafını demir ağlarla ören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Onlar birinci yüzyılda başardılar. Biz sizinle birlikte, hep birlikte 11 ay önce söz verdik. Gireceğimiz tüm yerel ve genel seçimlerde ikinci yüzyılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapacağız diye. 31 Mart'ta ilk sözü tuttuk. Genel merkezin ışıkları, sizin il binalarınızın ışıkları 7'de, 8'de, 9'da, 10.30'da kapanmadı. Sabaha kadar yandı. Kadın kolları türbentlerini sirkeli suya basıp başlarına bağlamadı. O türbentlerini mutlulukla ellerinde sağladı. Sizde bu inanç, bizde bu inanç, bizde bu örgüt, bu millette bu feraset, bizde bu millet ve insan sevgisi olduktan sonra bu duygu karşıya geçiyor. Siz çok iyi insanlarsınız. Örgütümüz ve üyelerimiz çok iyi insanlar. Mücadele iyilerle kötülerin mücadelesine dönmüştür. Mücadele iyiliğin kazanacağı ama İsmet Paşa'nın dediği gibi namusluların namussuzlar kadar cesur olması gereken günlere dönmüştür. Size inanıyorum, örgütümüze inanıyorum. Sizin şahsınızda tüm örgütümüzü ve Türkiye İttifakı'na oy vermiş ya da gelecekte oy verecek tüm hemşerilerinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum.